Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımayım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sizleri kırmadım. Bugün çarşıya çıktım. İkramiye okula bıraktıktan sonra dolap içi raflarım için şöyle şeyler aldım. Dolaplarımın içi için şey demiştiniz işte. Beğenmemiştiniz. Tekrar bir düzenleyelim. Şöyle yazmıştı birisi. Neydi? Eğer dolapların içini boşaltırsan rahat edersin, sen de rahat edersin gibisinden bir yorum gelmişti. Ben de dinledim. Satacaklarımı ayırdım. Köye gidecekleri ayırdım ve anneme verilecekleri ayırdım. Annem de şu an köyde ev yapıyor ya benim. Annemler. İşte daha doğrusu evimiz var ama ev büyütüyorlar. Ben de şöyle 3 karton yaptım. 3 karton mutfak malzemesini eledim arkadaşlar. Evet, mutfağımın içi rahat ettim. Bugün de zaten mutfakları dolaplarımın içi şey temiz. Ne yapacağım? Bunları keseceğim. Hepsini çıkartacağım. Ondan sonra fazlalıklardan haklıymışsınız. Fazlalıklardan ve kırık, tek olan her şeyden kurtuldum. Bir sene boyunca kullanmadığım bütün malzemeleri mutfaktan dışarı şöyle bir attım. Ama o kadar zor oldu ki benim için anlatamam. Ama evim bir rahat etti. Bunu salonda, çocukların bazalarının altında, kendi bazımın altında, her yerde yaptım. Sadece benim tek gardırobum kaldı. Ona daha girmeye cesaret edemiyorum. Böyle bayağı bir azaltım yaptım. Gerçekten bir sene boyunca kullanmadığım ne varsa şey yaptım ve kendime yeni bir şey yaptım arkadaşlar. Mutfağımda bak cezve alacaktım unuttum. Mutfağımda kırılmayan şeyin yerine yenisini alıp koymayacağım. Böyle bir kanun getirdim kendime yeni bir şey. Ve mutfağıma 2 haftadır hiçbir şey almıyorum. Biliyor musunuz? 2 haftadır mutfağıma hiçbir şey almıyorum. Bunlar 2 haftadır aldığım tek şeyler. Bugün çarşıya çıktım işte. Bunları aldım. Bir de size şunu göstereyim bakın. Kamerayı çevirmem lazım yalnız. Görüyor musunuz? Benim burada bakın. Eşim buraya termostat takmıştı ve delememişti. Artık burası benim gözüme çok batıyordu. Ay. Evim tekrar boya badana olana kadar dedim. Bu böyle burada kapatsın yani şu alanı dedim. Böyle bir şey aldım buraya. Bunu 15 TL'ye aldım. Ondan sonra bir de biliyor musunuz dün benim başıma nasıl bir talihsiz olay geldi? Dün ben robot süpürgeyi açtım arkadaşlar akşam. Kayınvaliden falan vardı işte akşam biz çay pasta yaptık. Dizim vardı. Ben tabii sofrayı kurdum falan diziye adapte olmaya çalışıyorum. Sonra şu benim canım, ciğerim, bebeğim. Sen kapının arkasına geç. Şurada Mevan'ın oyuncağı. Şurada benim şey vardı. Kebirtepe'nin şeyini almıştı Enes. Karadutlu içeceğini almıştı. Biz İzmir dönüşü bir yerde içmiştik. Çok beğenmiştik. Sen süpürge gel gel gel. Onu artık ben en son koyduğumda görümcem tadına baksın diye koymuştum. Onun kapağı yarım mıymış? mıymış? Artık nasılmış? Neymiş? Çözemedim ama sen süpürgenin üstüne şeye bir geldim, oturma odasından bir geldim içeri böyle bir baktım yer kıpkırmızı dedim ki ne oluyor, Enes de balkondaydı. Ondan sonra hiç o aklıma gelmedi o an yani direkt sadece aklıma kan geldi. Ondan sonra kalktım halıyı yıkadım, halı şu an kapının üstünde çünkü dünden beri hava çok soğuktu ve yağmur yağıyordu. Hemen kapının üstüne yıkadım, yarım saatte yıkadım. Ondan sonra serdim, sabah kurumuştu çok şükür. Ondan sonra cima ne diyeyim size. Öyle bir tanesi olay oldu. Sonra ben de gittim onun malzemelerini yıkadım. İçinin malzemelerini. Öyle. Böyle bir şey geldi işte başıma arkadaşlar. Evde o kadar çok iş var ki biliyor musunuz yapılacak. Ve ben kiraya yetişebildim. Anca saat 12 çeyreğe kirayı okuldan aldım. Kayınvalideme geçtim. Şu an saat öğleni geçti ve benim yemeğim yok. Ev silinip süpürülecek. Dün çünkü fıstıklar, kestaneler, çekirdekler havada uçuştu. Öyle.
Siz neler yapıyorsunuz? Yetiştirebiliyor musunuz? Eğer yetiştirebilirsem mutfağımı bugün yapacağım. Yetiştiremezsem rutin temizliğimi yaparken bir çekim yapacağım. Mutfağımı düzenlerken ayrıyetten yapmayı düşünüyorum. Böyle. Bugün çenem çok düştü. Enerji tavan herhalde bugün. Enerjimi daha hiç kullanmadım ya sabah ama erken kalktım. Ondan sonra işte eşimi işe yolladım. İkizini okula yolladım. Beslenmesini hazırladım falan derken. Dikilecek çiçeğim var. Kayınvaliden dedi ki bu ayda dikme dedi. Bu ayda çiçekler tutmaz falan. Öyle bir kararsızım. Böyle bir değişik değişik bir şeyler var işte aklımda. Öyle. Size bu arada ne göstermek istiyorum? Geçen sene hurma kurusu bu arkadaşlar bakın. Cennet hurması var ya. Burada cennet hurması çok iyi arkadaşlar. Bakın şimdi ben size balkonumu göstereceğim. Görüyor musunuz? Ben çok seviyorum bunu. Oluşsun. Ondan sonra yiyeceğim inşallah. Allah izin verirse. Ay burada o kadar çok ki. Bilmiyorum seviyor musunuz? Bir de biliyor musunuz? Burada nasıl bir hurma var? Şöyle bir hurma var burada. Elma gibi oluyor. Kesiyorsun böyle renginden anlıyorsun oluştuğunu. Kayınpederim bana derdi sen iyi anlıyorsun git bak diye. Böyle biraz daha kahverengimsi değil de. Böyle kiremit renginin böyle açılıyor bir rengi böyle bir değişik oluyor. Gidiyorsun onu kesiyorsunuz. Ondan sonra o ne oluyor biliyor musunuz? Elma gibi böyle çatır çutur yiyorsunuz onu. Ama var ya adamın ağzını asla buruşturmuyor ve o kadar mükemmel bir tat ki. Ben 10 tane yiyeyim 10 tane yerim ya. Yani. Ben de çok seviyorum cennet hurmasını ve İkra'ya hamileyken günlük 2 kilo kayınpederim alıyordu. O kadar canım istiyordu ki cennet hurması. Kayınpederim alıyordu. Günlük 2 kilo ben cennet hurması yiyordum. Tek başıma. Diyorlardı ki ne zaman bitirdin falan. Öyle çok severim. Hala da çok severim. Çok yenilen şey mesela normalde tiksindir. Özellikle gebeyken ben yumurtadan falan nefret etmiştim. Allah günah yazmasın. O anki şeyle oluyor işte yani iğrentiyle oluyor. Ama şey cennet hurmasından Rabbim çok güzel nimetler yaratıyor. Biz ne kadar halimize şükretsek az gerçekten. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bu şekilde. Şimdi bir an önce ben artık susayım. Temizliğe geçeyim. Yoksa siz beni orada Allah ne verdiyse. Öpüyorum hepinizi. Evet arkadaşlar ben temizliği bıraktım. Ne yapıyorum biliyor musunuz mu? Biz böyle akşam oturmalarına düştük. Akşamları çok oturuyoruz. Şöyle çok fazla hayvan var. Önce tatlımı koyayım. Pişerken artık ne iş yaparsam onu yaparım. 3 tane ayda ben yapacağım arkadaşlar. Çok fazla meyve var. Eşim köyde çalıştığı için kayınvalidemler, eşim sürekli her yerden böyle meyveler geliyor. Sadece eve aldım. Havuç ve portakal. Onun dışında hiçbir şey almıyorum gerçekten eve. Bir de alsam siz düşünün ya ev yıkılacak meyveden. Keşke böyle yakın olsak da sizlere de verebilsek. Komşularımızla görüşüyoruz böyle. Güzel oluyor. Şöyle ayvamı temizliyorum arkadaşlar. Güzelce yıkıyorum. Şu içine oyuyorum. Ben bunun içine atayım. Ondan sonra ben bunu yapıyorum. Gayet güzel oluyor gerçekten. Çok beğenerek yiyorum. İsterseniz kaymak koyabilirsiniz üzerine. Bu bir tarif değil. Öyle. Üstünü de değiştirdim halbuki. Temizlik yapacağım diye. Ama kalbim tatlıdan yana gitti. Dedim ki kalbinin sesini dinle Hacer. Şöyle soyuyorum. O kadar çok işim var ki. Ütüm, çamaşırım, evim silinecek, süpürülecek. Bir günlük rutin yapmazsam olmuyor. Bu arada makinemi çalıştırdım. Çalışıyor çok şükür. Şöyle bize 3 tane yetecek. Ben çok seviyorum bunu. Yahu Hacer senin sevmediğin ne var diyeceksiniz. Ben kolay kolay yemek seçmem. Her şeyi çok severim. Rabbimin verdiği nimetlere şükürler olsun arkadaşlar. Sevmeyecek bir şey yok. Zaten yeşilliği çok severim. Yani işte benim de etli haram çok yok.
Ama eti de baya baya yemeye başladım desem doğru olur. Özellikle kahvaltıda işte eşim doğruyor, işte ben onu pişiriyorum, dondurucuyorum, kahvaltıda çıkartıyorum tavanın içine böyle azıcık. Genelde kahvaltıda yiyoruz. Kıyma çok çektirmiştim ama mutfakta falan yapıyorum. Ramazan'da çok rahat oluyor. Vallahi bu ara biraz benim kilo aldı başına gidiyor. Bu son yiyişlerim. Allah nasip ederse oruca başlayacağım arkadaşlar. Sadece hafta sonları tutmayacağım. O zaman da sizinle iftar menüsü mü yaparız artık? Yemekler mi yaparız? Temizlik mi yaparız? Nasıl yaparız? Hiçbir fikrim yok. Önce böyle bir hafta bir tutmam gerekiyor. Kendimi denemeden. Çünkü biraz zorlanıyorum ben çocuklarla niyetlenmeye. Allah kabul etsin. Ama bıçağı elime sokmadan ben bu işi becerirsem ben artık biraz garı oluyorum herhalde derim. Çocuklar onları almam gerekiyor. Oydum. Çok ziyanlı olursun. Şöyle. Böyle ayvanız çok varsa siz deneyin. Gerçekten mükemmel bir tatlı oluyor. Böyle kendi bildiğim tarifi yapacağım. Tarçın falan koyuyorlar işte ama ben koymuyorum. Ben sadece karanfil koyuyorum. Normalde ayvanın çekirdeği de koyuluyor bildiğim kadarıyla. Ama bu ayvanın hiç şu an çekirdeği yok, görüyorsunuz. İçi değişik olmuş. O yüzden karanfil koyacağım sadece. Renk versin diye. Çok basit. Soyuyorsunuz. Ay Allah'ım, elime girecek diye aklım çıkıyor inan. Ben böyle kendi kendime çok konuşurum. O yüzden bana şey diyorlar işte, ben video çekemem. Kendi kendime konuşamam falan. Ben hiç zorlanmadım inanın. Çünkü ben kendi kendime çok konuşurum arkadaşlar. Sinirleneyim zaten, sürekli kendi kendime konuşuyorum. Eşim artık der ki bir sus ya. Bir sus. Hiç susmam. Başta çenem de çok düşüktür. Bugün de artık nazım size geçiyor. Beni hoş görün. Herhalde kullandığım ilacın etkisi diyorum size. Şey kullanıyorum. Supradin içiyorum bu ara. Kendimi iyi hissediyorum Supradin içtiğim zaman. Ama Supradin'i gündüz içtiğim zaman bana böyle bir uyuşukluk yapıyor. Herhalde akşama etki ediyor. Ben gece yatarken içiyorum. Sabah kalktığımda gerçekten dinç kalkıyorum. Yani uykum olmuyor mu? Oluyor. Ama çünkü ben geceleri uyumuyorum arkadaşlar. Benim çocuklarım uyumuyor maalesef. Suratının şeklini görmeyin zaten. Şekli şükrü değiştir. Bunu da yaptım mıydı? Tamam. Şöyle görebiliyor musunuz? Yeter zaten. Gerisini de ayva hoşafı yaparım belki. Daha var çünkü. Çok yenmiyor. Ben seviyorum. Biraz ekşi. İkram seviyor. Ondan da korkuyorum çocuğun boğazına falan kaçar diye. Ay vallahi korusun. Çok tehlikeli biliyorsunuz. Şu şekilde. Ben temizlik videosu yaptığım zaman izleniyor arkadaşlar. Sizden fikir alayım. Yemek falan o tarz vloglar çektiğim zaman izlenmiyor. Derseniz ki bana Hacer temizlik yap. Her gün seni temizlik yaparken görmek istiyoruz. Temizlik yaparım. Benim kanalım biraz böyle karma bir kanal. İşte eşim şey diyor. Sabit bir şeyde kalmıyorsun diyor. O yüzden böyle oluyor falan diyor. Ben bazen çok üzülüyorum izlenmelerim düştüğü zaman. Yani insan işi iyi gitmediği zaman üzülüyor tabii ki. Ondan sonra diyor ki sabit bir şey çekmiyorsun diyor. O yüzden böyle oluyor falan diyor bana. Ama diyorum ne yapayım, benim kanalım vlog kanalı yani. Ben ev turu yapıyorum.
Ondan sonra işte yemek tarifi, o an ne varsa yani yapabileceğim. Bazen de modum düşük oluyor falan. Yapmak istemiyorum. Ondan sonra yani bir iş yapmak istemiyorum. Bazen şey oluyor biliyor musunuz? Sizde de oluyor mu bilmiyorum. Böyle canım bir şeye sıkkınsa, mesela 2 gündür iyi değildim. Hazır videolarım vardı Allah'tan. Cenazeniz vardı çünkü. Ona biraz böyle çok takıldım arkadaşlar. Rabbim rahmet eylesin. Rabbim merhametiyle muamele eylesin inşallah. Bütün ölmüşlerimizin. Bilmiyorum. En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Allah korusun ailemden birinin başına bir şey gelse. Böyle uzaktayım ya. Böyle en son oraya gitme düşüncesi. Ne bileyim, en son ben gideceğim işte, uzak olmak falan bunlar bana çok böyle beni çok düşündürüyor. Düşünmek istemiyorum bazen. Şey, kafamı başka şeylere yoruyorum ama böyle cenaze falan duyduğum zaman da hep aklıma annemler geliyor. Yani hani bir şey olsa Allah korusun diyorum en son ben geleceğim. En son ben yetişeceğim, en son ben gideceğim. Uzakta olmanın işte dezavantajları. Bana diyorsunuz işte şey, biz çok uzaktayız. Evet, yurt dışı, gurbet. Gurbetin inanın var ya en yakını bile zor. Yani gurbet gurbettir. Tabii ki senelerdir görmeyenler var. Ama ben hep bir de yanlarındaydım ya. O yüzden bana çok ağır geldi. Bilmiyorum. Ama yanımda olup destek olan herkesin Allah 1000 kere razı olsun. Bilmiyorum ya. Bir insanın seni anlaması çok farklı bir şey. Anlaşılmak güzel bir şey. Anlaşılmak çok önemli bir şey. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Canlarım, diğerlerim. Ya Hacer diyeceksiniz isim ne zamandır böyle görmüyorduk falan. Ama Rabbime şükürler olsun. Her şey için şükretmemiz gerekiyor. Ben herhalde gecenin etkisinde kaldım. Böyle çok şükür şeyleri okudum. Onun etkisiyle. Şimdi ben buna şöyle yapayım ben sizi. Şöyle yapayım. Ben buna şimdi bunlara 3'er kaşık şeker koyacağım arkadaşlar. Ay hapşuracağım. Çok sert hapşırırım. Şey bazen duyuyorum böyle ups, yapıyorlar ya falan diyorum ki bana o kadar uzak bu tarz şeyler. Böyle her şeyim böyle sesli sesli. Sesim gibi. Benim sesim çok şeydir biliyorsunuz. Aha, duyuyorsunuz yani hepiniz. Böyle gümbür gümbürdür. Böyle hapşuruğum falan da öyledir. Yani böyle pişir falan yapıyorlar ya. Benim çok garibime gidiyor. Hatta bir resim geliyor. Benim kızlar böyle İkra biraz benim gibi böyle patır kütür. Nevada böyle narin narin Allah'ım. Şöyle 3'er kaşık. Bu zaten sulanacak. Bismillah. Güzel ol inşallah. Akşama senin yanında seni. Ay ben var ya çok pis çekirdeğe taktım. Annem bana köy çekirdeği vermişti. Videoda çekmiştim size. Eşim diyor ki ya bunları oturup dakikada nasıl çitliyorsun kalkıyorsun diyor yani. Ama ne yapayım? Oturuyorum biliyor musunuz? İkişer tabak ikişer tabak. Tek tabak da değil yani. Bu gidişle Hacer'e bak bu benim son halime bakın. Yoksa eğer ben ya diyete ya aralıklı oruç tutmam lazım ama benim borçlarım var. Meva derken tutamamıştım. Onları tutmak istiyorum. Meva'ya hamilelikten borçlarım var. Şöyle 5-6 tane karanfil koydum. 1 bardak su koyacağım. İşte nafile oruç tutmak istiyorum arkadaşlar. Hazır günler kısalmışken yalnız. Hazır günler kısalmışken şöyle 1 bardak su dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi bunu ocağımıza koyalım. Kısık ateşte. Valla bunun sonunu size gösteremem büyük ihtimalle ama bir dahaki videomda gösteririm. Akşam videoyu açarım. Çünkü yetişmez. Ben buraları toparlayayım. Ondan sonra böyle bir gideyim bir temizliğime girişeyim. Bugünlük bu kadar çene yeter herhalde size diye düşünüyorum. Böyle.
Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Yani bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.